Evet, başlayabiliriz. Enes Hocam, öncelikle çok teşekkür ederim. Sizinle aylardır bu röportaj planını gerçekleştirebilmek için çabalıyoruz ama benden kaynaklı sorunlar nedeniyle bir türlü gerçekleştiremedik. Öncelikle teşekkür ederim Ben de. kabul ettiğiniz ve bu röportajı benimle gerçekleştirdiğiniz için. Benim başlığım, elimizde anlamlar. Bu sosyal hayatta insanların başına gelen, sosyal hayatta da olabilir, kurumların ya da sistemlerin insanların hayatlarından götürdüklerine dair konular da olabiliyor. İnsanların bireysel öyküleri de olabiliyor. Elimizden alınan konuları, konutları. Bugün de işte asıl konumuz sağlıkta elimizden alınanlar olacak. Benim sembolleştirdiğim bir şey var, 5 dakika. Yani sağlıktaki her şeyi 5 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz aslına bakarsanız. Hem hekimlerin itibarını biraz 5 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz. Hem hastanın bütün derdini anlatmasını ve 5 dakika içerisinde de sorularına cevap bulmasını bir şekilde 5 dakika içerisinde bunların hepsine cevap bulunmasını bekliyor sistem bizlerden. Bu sistem bizim elimizden neler alıyor? Bunları açıklayabilir miyiz? Belki hasta ve hekim boyutu olarak ikiye ayırarak bunu devam edebiliriz. Bu buluşmamız aslında benden de kaynaklanan nedenlerle biraz gecikti ama sonuçta ne güzel. Birlikte değerlendireceğiz ve 5 dakikada halledemeyeceğiz gibi gözüküyor. Evet, 5 dakikada uzun uzun halledemeyeceğiz gibi. konuşabiliriz. 5 dakika evet bir sembol haline döndü. Bize neyi söylüyor 5 dakikalık muayene meselesi? Bir zaman birimi ve 60 çarpı 5 dakika 300 saniye kısa da değil diye düşünebilir ama bu sürede ne yapılması isteniyor? Hekim ne yapabilir? Neler yapmak istiyor? Neleri öğrenmek istiyor? Hasta ya da başvuran kişinin beklentilerini bunun üzerinden değerlendirmek mümkün. Ama ana başlığımız elimizden alınanlar olunca aslında 5 dakikada sembolleşen bir şey hastanın ya da kişinin nitelikli muayene hakkını tartışıyoruz demektir. Nitelikli nedir? Olması gereken hem hekimin kişinin sağlık durumuna ilişkin doğru bilgilere ulaşabilmesi için kurması gereken ilişkinin tesis edilmesi, ilişki deyince güvenden bahsediyoruz aslında, değil mi? Bir hekim hasta ya da hekim başvuran kişi arasındaki ilişkinin ana unsuru güven. Dolayısıyla elimizden alınanlar deyince bu sözcüğü bir kenara koyalım. Düne göre sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında hekimle hasta arasındaki güven ilişkisi arttı mı, azaldı mı? Yani elimizden alındı mı, alınmadı mı? Buna bakmakta yarar var. Bir ikincisi güven ilişkisine daha sonra dönmek kaydıyla gerçekten hekim hastadan arzu ettiği bilgileri alabilme şansına sahip mi bu kurduğu temasta? Ne demek bu? Bir baskı ve basınç altında süre açısından kastediyorum. Olmaksızın o hastanın gerektirdiği kadar süreyi ona ayırabilme şansına sahip mi? Bunu baskılayan bir deyim yerindeyse kısır döngünün içerisinde ve sürekli bir telaşla daha fazla hastaya bakmak zorunluluğu içerisinde mi? Bu da bir diğer konu. Yine kenara koyabileceklerimizden bir tanesi. Çünkü bir zamana karşı yarış ya da daha fazla hasta bakarak kendi geliri de başta olmak üzere daha fazla gelir elde etme ya da kaybetme basıncı altında bir hizmet mi sunuyor? Bunu konuşabiliriz kamu ya da özelde farklı mı diye. Ama geldiğimiz noktada kamu ya da özelde belki muayenehane hekimliğini dışarısında tutarak hemen hemen aynı sıkıntıların yaşandığı bir süreç içerisindeyiz diye düşünebiliriz. Üçüncüsü o ana özgü değil ama o ana giren hekim acaba ne kadar mesleki açıdan yeterli tartışması da bir diğer konu. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de
yıllar içerisinde özellikle 2003-2002-2003 sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de iktidar olduğu dönemde 2005-2006'lardan başlayarak bir 2-3 yıllık bir kapalı bir periyot var. Pencere periyodu diyelim. Ama ondan sonra çok sayıda tıp fakültesi açıldı. Ve hekimler, sadece hekimlerle sınırlı değil aslında, tüm sağlık emekçileri dediğimiz ya da sağlık alanında çalışan bütün disiplinlerin niceliklerini çok fazla sayıda arttıran ve deyim yerinde ise niteliksiz olarak yetişmelerine neden olacak bir üretim süreci de yaşandı. Dolayısıyla aslında hasta ne kaybetti noktasına sanırım daha sonra geleceğiz ama hekim de arzu edilen donanımda o sürece girmemiş durumda oluyor. Peki bu ilişkinin yani bu 5 dakikada 3 şeyi söyledik ki güven yitimi, ona bir somut örnek verelim. Örneğin yapılmış bir çalışmada soruluyor. Türkiye'de yapılmış bir çalışma. Sanırım 2012 yılıydı. Yanlış olmasın diye kaynağını söylemeyeyim ama yani yanlış söyleyebilirim endişesiyle. Soruluyor. Hekiminize ne kadar güveniyorsunuz diye bütün şeyleri göz önüne aldığınızda %70'in üzerinde güveniyorum cevabı veriyor hastalar. Şimdi bir hasta-hekim ilişkisi muayene ya da poliklinikte başlamadan önce 1/3 oranında bir kayıpla başlıyoruz. Yani %70 oranında evet güvenirim diyor. Ama alt sorulara inildiğinde %40'ları aşan oranda diyor ki hastalar, hekim benden çok kendi kazancını düşünüyor diyen bir değerlendirmeye sahipler. Bu saptamayı ya da bu veriyi ne hekimi ne hastayı kötülemek için söylemiyorum ama somut bir şey. Bir gerçek ortada. Evet. Yani kapıyı açıp içeri girdiği anda zaten %70 oranında hekime güveniyorum diye giriyor. Ve aslında biraz daha baktığınızda %40'lara ulaşan bir oranda karşımdaki hekim şu anda benden çok kendi kazancını düşünüyor fikri var. Eğer zaman baskısı nedeniyle, eğer değişik faktörlerle hekim o anda hastanın zaten az olan güvenini daha da zedeleyecek hiçbir kastı olmayan hareketler içerisinde olursa ya da hastanın böyle yorumlayacağı hareketlerde o güven daha da düşmüş durumda. Ne bekliyoruz biz? Hasta-hekim ilişkisinde güvene dayalı bir ilişki olmaksızın, çünkü birazdan değil mi hastanın bilgilerini, özgeçmiş, soygeçmiş, hikayesi vesairesini aldıktan sonra muayene edeceksiniz. Orada işte sırtını açmasını her neyse ve belki çok daha özel soruları soracaksınız ve o veriler üzerinden de bir tanıya gideceksiniz. O tanı doğrultusunda da, olası tanı doğrultusunda da kimi incelemeleri isteyeceksiniz ya da istemeden bir reçete aşamasına geçeceksiniz. Tüm bunların 5 dakikaya sığmayacağı çok açık. Dolayısıyla 5 dakikada muayene meselesi, evet bir hasta hakkının ve aynı zamanda bir hekim hakkının elimizden alındığının somut bir sembolü, somut bir belgesi ve sloganı olmuş durumda. Her ikisinin de, hastanın da, hekimin de hakkı elinden alınmış durumda. Bu baskı ve basınç altında. Dolayısıyla ki biraz daha zenginleştirirsek o 5 dakika örneğini, hekim bir biçimde hastaya zarar vermemek açısından o zaman dilimi içerisinde yardımcı, kendi tanısına yardımcı olacak tetkikleri istiyor. Ama yeteri kadar hastaya yoğunlaşamadığı için o süre içerisinde gereğinden fazla tetkik ya da aslında istememesi gereken tetkikleri de ekliyor. Birçok gerekçe var ama bir tane gerekçe, gerekçelerden bir tanesi hasta hakkında daha fazla veri toplamak. Ama odaklanmış bir veri değil. Genel olarak bir veri toplama. Onun için sistem üzerine yükleri var aslına bakarsanız. Evet, evet. Daha fazla sayıda tetkik istemesi söz konusu oluyor. Bu istemediğimiz bir şey bizim, değil mi? Olabildiğince olası tanılara yönelik tetkik istemek. Ama süre dar, odaklanma şansınız düşük. O nedenle daha fazla sayıda tetkik istiyorsunuz. İkinci bir şey, yaşadığımız sürecin hekimlik uygulamalarına getirdiği bir şey, defansif tıp dediğimiz bir şey. Yani hekimler eskiden olan özgüvenlerini de kaybetmiş durumdalar. Hmm. Kuşkusuz bir röportajın
zaman kısıtlığı içerisinde anlaşılır olabilmek için kimi köşeli cümleler kuruyorum. Eskiden olan özgüvenlerini de kaybetmişler ne demek? Daha fazla defansif tıpa yükleniyorlar. Yani kendisinin de başına bir şey gelmemesi için hekim, aynı zamanda kuşkusuz hastanın da başına bir şey gelmemesi için defansif, daha savunmacı. Çok güvenli alanda oyun oynuyor gibi. Evet, şey. Değil mi? Değil mi? Evet. Daha güvenli bir alanda oynamaya çalışıyor. Bu eğer abartılırsa ne hastanın yararına ne hekimin yararına. Çünkü hekim özgüvenli olmak durumunda, bildikleri konusunda. Ama o bildiklerini hastasından aldığı bilgiler üzerinde uygulayabilecek bir zamana sahip değilse, o özgürlüğe sahip değilse, klinik karar verme özgürlüğüne sahip değilse, o zaman defansif tıp dediğimiz, savunmacı tıp dediğimiz, kendi başına sorun gelmeyecek şeyleri yapan ve aslında kendi bilgi ve görgüsüyle tanı ve tedavisini yapabileceği hastaları da sevk etmeye, daha tırnak içerisinde kolay hastaları daha kısa sürede halledip, evet, maddi kazancı açısından da daha fazla sayıda hastaya bakarak kazancını da belli bir noktaya getirme yönelimine girebiliyor. Bu sözcüklerin, bu kurduğum cümlelerin, paragrafların hiçbiri ne hekimleri suçlamak ne hastalara yönelik bir şey falan değil. Bunlar Türkiye ölçeğinde de benzer sistemlerin uygulandığı, rehabilite edilmediği, düzeltilmediği başka dünya ülke örneklerinde de yaşanan ve tek tek hekimlere ait atfedilecek kusurları içermiyor. Hı. Yalnız bir not düşelim araya belki. İçinde yaşadığımız onlu yıllardaki sağlık sistemindeki dönüşüm, ki AKP döneminde 2003 Haziran'da başlayan buna sağlıklı dönüşüm programı adı verildi. Her ne kadar son 3-5 yıldır bu ad çok kullanılmasa, çok dile getirilmese de iktidar tarafından, sağlıklı dönüşüm programını eleştirel cümleler kurunca şöyle bir soruyla karşılaşmak mümkün oluyor. Eskiden çok mu iyiydi? Dolayısıyla evet. Dolayısıyla evet. Burada söylediklerimi eğer eskinin savunusu olarak algılıyorsak doğru olmaz. Eskinin savunusu olarak. Kuşkusuz eskiden daha iyi olan şeyler olabilir. Eskiden daha kötü olan şeyler de olabilir. Bunları da değerlendirmek mümkün. Mümkünse eskinin iyi olan şeylerini ileriye taşımak, devam ettirmek, kötü olanları bırakmak. Ama her halükarda eğer içinde yaşanılan durumu bir hekimi, bir sağlık emekçisi, onlar içerisinde özel bir alan olarak, bir disiplin olarak hekimlerden bahsediyorsak, evet, düne göre baktığımızda kaybettikleri çok şey ya da ellerinden alınmış çok şey olduğunu da görüyoruz. Bunların bir kısmı dünya ölçeğinde benzer ancak çok daha hızlı, çok daha tüketici, çok daha tahrip edici hız nedeniyle yaşanan şeyler. Bu bir acımasızlık. Evet. Örneğin bir olumsuz süreci daha uzun bir zaman diliminde yaşamakla çok daha kısa sürede yaşama arasında farklar var. Dünya ölçeğinde de belki hekimlik değişen teknolojiler ve benzeri gerekçelerle farklı sınavlardan geçiyor olabilir. Farklı zorlamalar altında olabilir. Hekimler o süreçlere uyumda çeşitli sıkıntılar yaşıyor olabilirler. Kim şeylerin, alanların ellerinden alındığını düşünüp daha tutucu yaklaşımlar içerisine girebilirler. Ama Türkiye'de özel olarak sağlıklı dönüşüm programı döneminde evet, hekimliğin elinden alınan, dolayısıyla aslında hastaların da haklarından alınan süreçler var. Bunlardan en kritiklerden biri güven yitimi diye söylemiş olduk. Güven yitimi. Özgüven meselesini biraz önce söyledim. Daha sonra dönmek isterim. Defansif tıp uygulamasını söyledim. Ama hem hekim hakkı hem hasta hakkı olarak hizmeti nitelikli sunma hakkından bahsetmiş oldum. Bunların hepsini aslında yan yana alt alta getirip topladığınızda hekimlerde esas olarak ellerinden alınan ya da kaybettikleri dört harften oluşan bir sözcük karşımıza çıkıyor. Hekimler umutlarını kaybettiler. Tek tek hekimler için böyle olmayabilir. Toplamda 200 bine yakın hekimden bahsediyoruz bugün Türkiye'de. Bir uzunlamasına süreç içerisinde geriye dönüp baktığımızda
aslında kaybedilenin hekimler açısından bir umut olduğunu düşünüyoruz. Bunların içerisinde biraz önce saydıklarımın hepsi var. Hepsinin bir rolü var. Daha da eklenecekler var açıkçası. Ama umutlarını kaybettiler. Bu dışarıdan bir bakışla şöyle adlandırılabilir. Ha, hekimlik eskiden bayağı para kazandıran bir meslekti. Herhalde artık para kazanma umutlarını kaybettiler de ondan mı diye böyle yorumlanabilir. Diyelim ki bunun da rolü olsun. Diyelim ki böyle bunun da rolü olsun. Evet, evet. Ama bu mudur? Bu mudur? Hekimler Türkiye özelinde tartışmasız benzer klasmandaki ya da benzer pozisyondaki diğer ülkelerle kıyaslandığında çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Gerçekten çok ciddi bir saldırıyla. Ve bunun simgeleştiği olay da şiddet oldu. Neydi saldırı? Hekimlerin bir bütün olarak belki okumuş kesimler için de söylenebilir. Ama ben bir hekim olarak hekimler özelinde kendimi sınırlayarak konuşayım. Evet 1980'lerde başlayan ama 2002-2003 ile birlikte yani sağlıklı dönüşüm programıyla birlikte o programın ana uygulayıcı aktörleri Sağlık Bakanı ya da hükümetin başında olan Başbakan ve daha sonra şu an itibariyle Cumhurbaşkanları gibi en üst düzeydeki yetkililerce hedef alınan bir itibarsızlaştırma sürecinin muhatabı oldular bir saldırının. Şimdi bunun elden ne alındı meselesiyle karşılığı aslında umutlarını aldılar. Umut ne demek? Biraz önce tırnak içerisinde kötü örnek diye kazanç açısından daha mı acaba gelirleri daha düşük bir hale mi geldiler dedim. Evet bir de öbür tarafını söyleyelim. Bu ülkeye yani doğup büyüdükleri, okullarında, tıp fakültelerinde okudukları ülkeye mutlu olmasa bile bir coşkuyla hizmet verme isteklerini, haklarını, hakkımız bu aynı zamanda. Bir başka dille de borcumuz diye de düşünebilir. Bu ellerinden alındı. Bu küçük bir travma değil. Yani ya biraz edebi bir şey mi konuşuyoruz bir dakika filan hayatta bu nedir denilecek bir şey değil. Bakın doğuyorsunuz, büyüyorsunuz, yetişiyorsunuz değil mi? Yetişirken kimi motivasyon şeyleriniz var. Ben burada, bu ülkede, orada, burada, şurada hizmet vereceğim. Evet, bu hizmetimin karşılığında da daha iyi bir yaşamda bekliyorum. Bir hekim olarak, bir sağlıkçı olarak filan bunlar bütünleşik şeyler. Bu umudu yitirmek. Şimdi en kritik nokta burada. Geleceğe dair beklentiyi tüketti. İçinde yaşanılan Türkiye sağlık ortamı, içinde yaşadığımız Türkiye'nin demokratik, aktüel, güncel, politik vesaire vesaire ortamı hekimler özelinde bunu tüketti. Bu çok ciddi bir kayıp. Bu elden alınan bir şey meselesinin ötesinde içini boşaltıp ruhunu emmiş durumdasınız. Evet, bence de çok özel bir mesleğin uygulayıcılarının hem de genç yaşta, belli bir yaştan sonra biraz daha köşeli, biraz daha belki filan olabilirsiniz. Ama genç yaşta geleceği görmeyen, bu ülkede geleceğini göremeyen maddi kazanç derseniz çok küçümsemiş olursunuz. Çok küçümsemiş olursunuz. Ya da süfli, doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum, derseniz kelimenin gerçek adıyla çok aşağılamış olursunuz. Hı hı. Bu duyguyu, bu yaşananı hiç anlamıyorsunuz demektir. Hiç anlamıyorsunuz demektir. Anlamamanın ötesinde hani anlamayabilirsiniz. Suçlayan bir dil kullanıyorsunuz demektir. Bu 1, 3, 5 olsa arizi örnekler diye söyleyebilirsiniz. Sınırlı sayıda 3 tane, 5 tane insan. Rakamları veriyor. Türk Tabipleri Birliği veriyor. Yaklaşık 10 bine yakın hekimden bahsediyoruz. Ben de biliyorum. İyi hal kağıdı denilen, yani yurt dışına giderken good standing belgesi denilen, biz kabaca iyi hal kağıdı diye çeviriyoruz. Bir belgeyi ister yurt dışında. Ülkenizde bu kişinin bir disiplin soruşturması, mesleki, etik ve benzeri başlıklarda var mıdır diye. Bu senede 3'ken, 5'ken, 10'ken, bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce, şimdi bir senede 1500-2000'i bulur hale gelmiş durumda. Bunu
bu hekimler böyle, bunlar filan diyerek açıklamak çok basite indirgemek olur. Ya bunu sadece hekimlere uygulanan ya da sağlıkçılara uygulanan şiddetle de açıklayamayız. Evet, şimdi zaten oraya gelmiş olacağım. Bir biçimde bir poliklinik odası diye somutladık. Hekimlik sadece poliklinik odasında yapılan bir şey değil. Koruyucu hizmetler dediğimiz işçi sağlığı, iş yeri hekimliği başlığı gibi başlıklarda da olabilir. Ama anlatım kolaylığı açısından evet, o orada bir biçimde hastayla karşılaşıyorsunuz. Karşılıklı güven ortamının zedelendiği bir şey. Siz olabilen en kısa sürede o hastanın işini halletmek durumundasınız. İşini halletme meselesi o kişinin artık hasta olmaktan çıktığına ilk adımı atmak demektir. Çünkü karşınızdaki işi halledecek biri değil, derdi anlaşılması gereken empati kurup, değil mi? Ama empati kurmak derken tümüyle onun duygu ve düşünceleri değil, bir profesyonel olarak empati kurup onun derdini anlayıp dinlenilmesi gereken ya, en başta dert nasıl anlaşılır? Yani siz kapıyı çalıp hekim bile olsa hiç tanımadığınız birine girip en özel derdinizi girdikten bir dakika sonra anlatır mısınız? Hadi vaktimiz çok kısa, 5 dakikada anlatması. Böyle bir şey var mı? Önce karşılıklı bir ilişkinin tesis edilmesi lazım. Hekime gidiyor olsam bile o hekim kimse onunla. Önce o ortamın, o profesyonel olarak da ama sahici bir iletişim şeyinin sağlanması lazım. Bu öyle 10 saniyenin bir işi değil. Değil. Bunun olmadığı noktada bir de artık sağlık hizmetlerinin tümüyle piyasaya açıldığı, her şeyin ticarileştirildiği, vatandaşın da hastaların da bunun doğal olarak çok farkında olduğu bir ortamda yaşıyorsanız o zaman zaten süreç çok gergin demektir. O gerginlik neyi üretiyor? Şiddeti üretiyor. Şiddet belki bardağı taşıran damla diye yorumlanabilir. Ben ondan bile emin değilim. Yani bardağı taşıran damla şiddet midir? Yoksa bir ülkenin o ülkede yaşayan vatandaşlarına en fazla gelecek vaat edecek olan, ama lafta değil, somut olarak vaat edecek makamlarından söylenecek sözcükler midir bardağı taşıran damla? Çok açık ki şiddet değil. Şiddet değil. Eğer bu ülkede size gelecek yoku bir biçimde söylemleriyle, davranışlarıyla, tutumlarıyla ifade eden bir otorite varsa budur bardağı. Giderlerse gitsinler. Evet. Yani. Şu değil, ben şiddet uygulayanların gereğini yapacağım diyen ve bunu da somutlayan bir irade kullanırsanız bu şiddet bir biçimde azalır dersiniz. Öyle değil mi? Ama bunun düzelmeyeceğine dair giderlerse gitsin de somutlanan, sonra zaman zaman bunun tersi cümleleri kursa bile o cümle çıktıktan sonra ağızdan çıkmış olur. Artık odur. Odur. Çünkü bunun da söylenebildiği bir irade var demektir. Bunun en üst perdedeki değerinizi belirten bir cümle. Evet. Evet. Gözden çıkarılmışsınız. Yani. Ya da en insani, en kültürel donanım için gerekli sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, evet sohbet etmek, evet bir arkadaşlarınla gezmek, içmek ne ise bunlar sufli başlığı altında toplanırsa en olması gereken şeyler o zaman hakikaten bir geleceği görme açısından çok karanlık bir ortam içerisindeyiz demektir. Kimler? Gençler açısından. Hal böyle olunca şimdi elden alınan ne? Hekimliği nitelikli olarak yapıp tatmin olabilme şansınız da elinizden alınmış. Bu eğitiminizden de başlıyor. Bakın Türkiye'de kaç tıp fakültesi var meselesi artık espri haline dönmüştür hekimler arasında da bu alanda. İşte en son 128 diye biliyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Suriye'de, Afrin o civarda herhalde, Çoban Bey, Suriye, Halep, Çoban Bey tıp fakültesi var Türkiye'nin. 3 tane uluslararası tıp fakültesi var. Hamidiye bir tanesi, Diyanet Vakfı, Diyanet İslam Bilimleri Enstitüsü'nün. Bir tane Özbekistan'da yanılmıyorsam tıp fakültesi var. Bu kadar çok sayıda tıp fakültesi benzer ülkeler değil, gelişmişlik açısından Türkiye'den çok daha ötede diyeceğim ama şimdi kendimi tekzip etmiyorum çünkü değil mi, kimi zaman hani Almanya falan bizi kıskandığı için bizden ötede olmayacak ama ülkeler nezdinde sıkıntı olduğunu biliyoruz. Oralarda bu kadar yok. Türkiye'de bu kadar tıp fakültesi bu kadar. Peki bu eğitimi nitelikli olarak yürütebilecek akademik kadro, altyapı olanakları artı o fakülteleri taşıyabilecek kültürel
atmosfer, şehirler, evet. Yerleşkeler. Evet. Üniversite yerleşkeleri. Evet. Var mı meselesine evet. baktığınızda? Hayır. Çok açık. Bu eğitimin sonucunda nasıl bir özgüvenle hekimlik yapacaksınız? Yine bu eğitimi derken bunları söylemek zorunda hissediyoruz. Çünkü yanlış anlaşılmak da çok sıkıntılı. Evet. Yetişen hiçbir hekim arkadaşımızın niteliğini tartışmıyoruz. Ama bir vakayı da bir durumu da saptamak durumundayız. Böyle bir yerde o zaman ne oluyor? Daha fazla tetkik istiyorsunuz. Daha fazla görüntüleme tetkik istiyorsunuz. Laboratuvar tetkik istiyorsunuz. Bir biçimde hastaya bir tanı koyduktan sonra da daha fazla ilaç yazıyorsunuz. Polifarmasi ya da daha fazla ilaç yazıyorsunuz. Aslında belki daha az ilaçla hastayla daha iyi iletişim kurup neler yapması gerektiği konusunda daha fazla onu bilgilendirerek, uyararak, kimi uyarıları yaparak süreçte yol alacaksınız. Ama buna vaktiniz yok. Onun yerine yazıyorsunuz. Daha fazla ilacı ve yolluyorsunuz. Bu toplamda kime yarıyor? Buna sermaye diyelim. Evet. Tıbbi endüstriyel kompleks diyelim, değil mi? İlaç firmaları var, artık hastaları geçtik, sağlıklılara bile değil mi piyasasını oluşturan, sağlıklı olabilmeniz için de yapmanız gereken, çok sayıda kullanmanız gereken ürün var diyen, aslında bunları kullanmazsanız da aman ha kapıda hastalık bekliyor, korkutmasıyla bir yaşamı tümüyle tıbbileştiren bir çok noktaya geldik. Aslında buradan hastalara geçmiş oluyoruz, orayı kapatalım. Evet, elimizden alınan bir ve bize hediye edilen bir korkuyla yaşıyoruz artık hepimiz. Bir korkuyla. Bu pandemiyle açıklanacak bir şey değil. Onun ötesinde başka bir şey aslında. Ondan önce de vardı. Pandemi daha başka bir faktördü. Dolayısıyla evet, hekimler neyi kaybetti? Ellerinden alındı. Statülerini kaybetmiş onlar. O itibarsızlaştırma diye söylüyor. Statü denilen şey bir yukarıda olma hali filan meselesi değil. Toplum içerisindeki kimliklerini. Burada hekimlerin de kusuru olmuş olabilir mi? Tartışmasız olmuş olabilir. Ama kalkıp da hekimler üzerinden bunu açıklamaya kalkmak hiç kabul edilebilir, anlaşılır bir şey değildir. Kuşkusuz hekimler de bu topraklarda, bu ülkede yaşayan insanlar olarak bu ülkenin 80'lerde başlayan, öncesi ayrı hikaye. Onun için girmiyorum, bir tarih olsun diye söylüyorum. 80'lerde başlayan, giderek hızlanan, adına neoliberal mi dersiniz yoksa sermayenin ya da piyasanın sınırsız tahakküm kurduğu bir ortam mı dersiniz? Buradaki dönüşümün, başkalaşmanın bütün girdilerine hekimler de maruz kaldılar kuşkusuz. Hı hı. Ve kaldıkları ölçüde ve onu kanıksadıkları ya da içselleştirdikleri ölçüde onlar da bu sürece katkı sunan oldular. Bakın, Avrupa Sağlık Reformları kitabı çok sık örnek verdiğim bir şeydir. Avrupa Sağlık Reformları kitabı 95 yılı herhalde. Sağlık Bakanlığı Türkçe'ye çevirmiş durumda. Orada bir performans sistemiyle ilgili bir şey, cümle. Tam mealen söyleyeceğim. Düşen ücretlerin etkisini tolere edebilecek entelektüel kapasiteye sahiptirler. Gibi bir cümle. Çok diplomatik bir ifade. Ama cümleyi kazıdığınızda şunu söylüyor. Ücretler üzerinden yaptığınız müdahaleler sonuç itibariyle hastaların aldığı hizmetin niteliğini etkiler diyor. Hizmetin niteliğini etkiler. Dolayısıyla bir biçimde oluşturduğunuz sistemdir aslında şeyi yürütecek olan. Başka neyi kaybetti? Tabii hekimler tüm tarihsel olarak olumsuzluklarına rağmen bir ekip olarak çalışmayı diğer arkadaşlarıyla birlikte sağlık alanının hemşiresiyle, sağlık memuruyla, psikoloğuyla, sosyal hizmet uzmanıyla, her neyse fizyoterapistiyle gibi gibi çalışmanın, ekip haline çalışmanın, bir dayanışma kültürünün kimi olumlu özelliklerine de sahipler. Ama artık bu yok. Tümüyle dayanışma yerini rekabete bırakmış durumda. Çok ciddi bir şeyden bahsediyor aslında. Evet, rekabete bırakmış durumda. Ekip, birinci basamak dediğimiz, eskiden sağlık ocağı dediğimiz, şimdi eşdeğeri olmasa da aile sağlığı merkezlerine halk sağlık ocağı diyor. Aile sağlığı merkezlerinde daha fazla bir ekip hizmeti varken şu anda ekip iyice daralmış durumda. Hatta birbiriyle aynı hastaları kapmak için tırnak içerisinde yarışan bir aile hekimliği sistemi modeli var. Çünkü belli sayıda hasta tutmanız lazım. İkinci basamak, üçüncü basamak da böyle.
kamu özel arasında rekabet var. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği'ni kurarken kamunun kendi içerisindeki hastaneler arasında da rekabeti öngören ve ona teşvik eden bir sistemi kuruyordu. Yani kamuda hastaneler de birbirleriyle rekabet edecekler ve kim daha çok kazanırsa o kadar çok çalışanları da kazanacak diyen bir mantığı kurgulamıştı. Yani rekabeti tüm sistemin verimliliğini odakladığı tek sözcük, tek şey olarak, ana dinamik olarak saptadı. Rekabet üzerinde konuşabiliriz. Bu söyleşiyi sınırlarını aşar ama hani şöyle iyi yanları da vardır denebilir mi? Geçiyorum. Ama dayanışmacı bir ortamda, hele de söz konusu olan sağlık hizmeti ise, hastanın yararı söz konusuysa, aslında bir ekip olarak, bir bütün olarak hastanın birey ve toplumun sağlığı için çalışan bir sistem kurgusu, dayanışmacı bir kurgu en kritiği. Ama günümüzde nedir? Bütün örneğin performans sistemleri ve benzeri şeyler, son bakanlığın yaptığı teşvik adını verdiği, performansın ipini, pardon, fişini çektim dedi Sağlık Bakanı. Yani daha önceki hükümetlerinin yaptığı fişi çekti. Yeni bir şey yaptığım söyledi teşviklerinden. Özde benzeyen bir çerçeveyi getirdi. Merkezde ne var? Hekim. Hekimin üzerinden bir sistemi yapıp hekimi aynı zamanda ekibin diğer üyelerine karşı düşmanlaştıran ister istemez bir sistemi de kurgulamış durumda. Sağlık çalışanları içine geçerli ama ben bir hekim üzerinden devam edeyim. Haklarını kaybettiler. Özlük hakları diye konuşursak. Nedir? Örneğin bir gelecek güvencesi de içeren kadrolu çalışma denilen ana çalışma aksı kaydı. Hekimler şu anda birinci basamakta aile hekimliği adı verilen sözleşmeli bir çalışma statüsündeler. Hekimlerin önemli bir kısmı, hele de özel uzman hekimlerin de önemli bir kısmı özelde çalışmaya yönelmiş oldular. Ve burada sözleşmeli çalışma dediğimiz, kimi yerde de şirket kurma diye adlandırılan, hı hı. Yani aslında herhangi bir kurumsal yapının, hastanenin örneğin çalışanı olmayan, oraya hizmet satan bir pozisyona da şirket yani gibi patron, evet, patron. Hekim patron ne yapıyor? Oraya göz sağlığı hizmeti sürüyor. Bu aslında güvencesizliğin tepeye vurduğu ve hekimlik haklarını savunma açısından da tek tek insanları kendiyle de sınayan, hizmetin, sağlık hizmeti üretiminin toplumsal ve ekip olarak bir biçimde yürütülmesini de baltalayan süreçlerden bir tanesi. Artık kamuda özelde, ağırlıklı özelde, güvenceli, güvencesize kayan bir sağlık hizmet sunumu hekimler için de geçerli. Emeklilik meselesi bir yanıyla aslında hayal, Türkiye'de de hayal olmuş durumda. Hekimler için de yine bir yanıyla böyle bir noktaya gelmiş oldu. Neyi kaybetti? Aslında sendikal örgütlenme hakkını da kaybetti hekimler. Özelde böyle, aile hekimliği alanında kimi sendikal örgütlenmeler söz konusu ama toplamda eskiden olmayan ya da bu biçimiyle olmayan başka bir sendikacılık daha da çıktı hekimlerin de önüne. Nedir? Eskiden bildiğimiz işte sendikalar vardır. Kimisi kendine sınıf sendikası der ve benzeri mücadele yöntemlerini seçer. Sarı sendikalar vardır. Şimdi bir de ak sendikalar çıktı. Bu sendikalar daha başka bir form. Daha başka bir form ve aslında baktığınızda en fazla üyeyi de özellikle kamu alanında bu sendikalar yapmış durumda. Dolayısıyla aslında özgür neyse o olan özgür sendika seçme hakkını da kaybetmiş oldu hekimler. Dolayısıyla ister istemez bir sendikaya baştan üye olma zorunluluğunu hisseder oldular. Oraya olmazlarsa kendi işleri yolunda gitmeyebilir endişesinde taşıyarak. Başka, tabii söyledim ama altını çizmek isterim. Hekim hastayı kaybetti, karşısına müşteri geldi. Bunu hastalar üzerinden konuşuruz. Evet, karşısındaki hasta değil artık onun içinde bir müşteriye dönüşmüş oldu. Hastayı kaybettik. Oysa hasta gelse karşısına, ona hasta olarak hekim hasta ilişkisinde müdahale ve onunla öyle bir süreç ilişki yürütebilir. Tabii hekimlik performans sistemi falan diye hızlıca geçtim ama bu süre içerisinde kuşkusuz bilimdeki kimi gelişmelerin de etkisiyle ama asla belirleyiciliğinde değil, tıbbi teknisyenliğe dönüşmüş oldu. Yine hekimlik
bu biraz fazla iddialı gibi geliyor ama bilimi kaybetti. Bir nasıl hocam? Baktığımızda. Bence önemli bir noktalardan bir tanesi de o yüzden. Evet, çünkü biliyorsunuz Türkiye'de örneğin aşı karşıtlığı da, dünyada da böyle. Aslında dünya özelinde de konuşuyoruz. Ve bilimsel yol ve yöntemlere olan inanç değil, bilimsel yol ve yöntemlere olan bağlılık, ona olan güven zedelendi dünya içinde. Ama Türkiye'de bu daha da hızlı yaşandı AKP döneminde de. Örneğin şu anda geleneksel vesaire diye söylenen metotların da aşan bir ölçüde televizyonlardan oradan buradan karikatürize ederek söylüyorum, her bir şeyin faydası vardır ama orada sarımsak yiyin, burada vesaire yiyin diyen ciddi ciddi bir hastalığın tedavisi için tek bir bitkiyi ya da bir ürünü telaffuz edip öneren ya da genleri önerenler gibi gibi süreçlere girmiş olduk. Bu aslında toplamda bilime olan güvenin, bilimsel aklın, tarihsel olarak baktığımızda aydınlanmanın, değil mi? Aydınlanma, akıl, fikir, bilim ve bu dünyaya ilişkin açıklamaları ve somut veriler üzerinden konuşan, kanıta dayalı konuşan bir aklın seyri aslında, serüveni, macerası. Bunun izlerinin azaldığı bir noktadayız. Bunu hekimler içerisinde de görüyoruz. Hekimler arasında deontoloji dediğimiz, hekim hekimi korur anlamında değil, hekimliğin karşılıklı saygı ve mesleki bir tutarlılık ve duyarlılık içerisinde yürütülme halini de kaybeder olduk. Hekimlerin yıllar içerisinde aralarında kuşaklar arasında kopukluklar oldu. O kadar hızlı bir hekim üretimi söz konusu oldu ki hekimlerin ister istemez usta-çırak ilişkisine de dayanan, yani bilgiyi ve görgüyü aktarma, o aktarma için öğretim üyesinin öğrencisine, hekim adayına ayırması gereken rol modellik, vakit vesairenin de kalktı. Çünkü öğretim üyesi de para kazanmak zorunda denilen bir başka çarkın içine girdiği bir süreçle bu kuşaklar arasındaki dayanışma, aktarım, kültürel aktarım, bilgi aktarımı, deneyim, görgü aktarımını da kaybettik, elimizden alındı. Bizim de katkılarımız olabilir ama bir biçimde bu sürecin seyri de bunlara yol açtı. Yani kurulan bir sistem meselesinin. Tıbbi teknisyenliğe bir vurguyu yapmış oldum. Özlük hakları noktasında da söyledim. İstihdama ilişkinde. Ve sonuçta aslında bütün bunlar ideoloji sözcüğünü bütünsel bakış olarak anlarsak hekimliğin ideolojisini de kaybettirdi ya da elimizden alınmasına yol açtı. Çünkü hekimlik tarihsel kökleri olan o tarihsel şeyin içerisinde sürecin içerisinde üzerine ekleyerek devam eden bir kültürün de korunması aynı zamanda kuşkusuz teknolojik gelişmelerle vesaire filan falan yürüyecek bir şey. Ama bunların hepsinin birden saldırıya uğradığı bir noktada karşımıza çıkan şu parçalanma. Parçalanma bir psikiyatrik tanı anlamında söylemiyorum ama evet sonuçta hekimliğin o bütünlüklü kavranış hali çok fazla parçalanmış oldu. Bunun yeniden toparlanması nasıl olur ayrı bir tartışma konusu. Ama ben bu 20-25 yıllık süreç içerisinde başlıklar olarak kayıpların bunlar olduğunu söylüyorum. Sanırım sohbetin bir kısmı, bir arası, bir bölümünde söyledim. Ama hepsinin üstüne yazacağımız şey ve bizim en fazla tehdit olarak gördüğümüz nokta şey umudunu kaybetmek. Hekimliğe ilişkin, bu ülkede hekimlik yapmaya ilişkin umudu kaybetmek. Yeniden umut nasıl oluşur? Kuşkusuz hekimlerin birbirlerine verecekleri güven kadar bu Türkiye'nin toplumsal olarak hep birlikte arayışına, ulus olarak da bu evet arayışına üreteceği cevaplarla ilgili. Bu cevaplar da açık ezberlerle olmayacak gibi gözüküyor. Hekimlik açısından da bir ezberle çözüm yok. Tek başına hekimler olarak da bir çözüm yok. Evet. Bunun altında çizmekte fayda var. Öyle hekimler için tek başına umut yaratmak diye bir şey söz konusu değil. Hekimlerin de dahil olduğu kuşkusuz. Hekimlerin de katkısı ve çabasıyla bir umut oluşturmak gerekiyor. Genel ülke için gerekli bir şey aslında. Yani sadece doktorların haklarını ya da ortamını, çalışma sistemini düzeltince her şey günlük gülistanlık olmayacak muhtemelen.
Ülke içinde söylüyorum. Yani kesinlikle. Sadece olayı şey sistem içerisindeki noktalardan bir tanesini düzeltmekle her tarafı düzeltemiyoruz. Genel bir iyileşmeye, genel bir olumlu değişime ihtiyacımız var galiba. Kesinlikle. Bu aslında konunun politik yönü gibi algılanıyor ama politik değil, çok doğası gereği bir şey. Örneğin hekimler Türkiye topraklarında, bu üzerinde yaşadığımız topraklarda geçmişe baktığımızda şöyle bir sloganı atan, ki 14 Mart dediğimiz tarih de aslında o sloganın süzülerek berraklaştığı bir güne denk gelir. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat. Hekimler bu hocam sloganı... yapmayın bugünlerde şimdi. Tam da dezenformasyon yasası gelmişken karşımıza. Yok, ben zaten o sloganda kalalım demiyorum. O sloganı tarihte söylenmiş bir slogan olarak aktarıyorum. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat kesinlikle meselesini. Başka bugün bir şey olamayız zaten. Bugün bu değil tabii ki. Bugün o sloganın olumlu neyi varsa evet etkilenen ama bugün eşitlikçi, mutlaka özgürlükçü, mutlaka demokratik, mutlaka katılımcı, değil mi? Mutlaka katılımcı, mutlaka ötekileştirmeyen bir arada farklılıklarıyla ama eşit ve özgür bir zeminde ve hiç tartışmasız laik bir, kesinlikle, laik bir sistematik içerisinde bir ülke ortamını doğaya, topluma, canlı cansız bütün varlıklara saygıyı esas alan bir çerçeveden ve sömürüye de savaşa da karşı olan bir noktadan ancak cümleyi, sloganı kurabiliriz. Evet. Sloganlara ve ezberlere daralmayan, kesinlikle, onun içinde kahrolsun, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdatı bugün bu genişlikte kurmamız gerekiyor. Bu doğası gereği nasıl diyelim, ırkçı, tekleştirici, emperyalist ve benzeri her şeye karşı olur. O doğası gereği. Oralardan cümleyi kurmak isteyenlere itirazım yok ama ben dediğim gibi eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik, katılımcı ve çok renkli, çok sesli bir ülke hekimler için de umut olur. Hekimler de kendi üzerlerine tarihsel geriye dönüp baktıklarında yaptıklarını bugün bu ufukla yaparlarsa, yapmaya çalışırsak sanırım hepimiz için umut olacak. Bu 5 dakikayı şimdi şey yapalım, bu 5 dakikanın diğer unsurunu biraz da açalım hocam, ne dersiniz? Hasta boyutunu. Evet. Bu 5 dakika hastaların elinden neler alıp götürüyor? Çok güzel. Yani sistemin bize dayattığı o 5 dakikanın, evet, hani bir tarafta da hasta boyutundan bakalım. Evet. Onlardan ne alıp götürüyor? Hemen şapkamızı değiştirmeyelim ama hekim olmanın hekim derken sağlıkçı olmanın avantajlarından biri nedir? Aynı zamanda siz hastasınızdır da. O psikoloji. Eğer ki hasta olduğunuz zamanın analizini profesyonel olarak yapabilirseniz, gündelik hizmet sunumunuzda bütünüyle o hastaya çok daha iyi hizmet verir hale gelebilirsiniz. O zaman hasta ne ister hakikaten geldiğinde? Şöyle düşünüyorum. Hekim, sağlıkçılar bana benim derdimi dinleyip anlayacak kadar vakit ayırsın isterim, değil mi? Derdimi dinleyip anlayacak kadar. Sonra da tedavimi, tanımı, tedavimi en nitelikli bir şekilde yapsın. Ve mümkünse de ben bunun için bir para vermeyeyim ister. Para vermeyeyim meselesi bütünüyle bir otoritenin, yani para akışını yöneten, çekip çeviren otoritenin, devletin, hükümetin karar vereceği bir sistem ve mekanizma. Ben hiç yine buna kuşkusuz, tartışmasız eminim. İsterse dünyadaki ülkeler, özel olarak Türkiye'de ücretsiz bir tedavi sürecini yapabilir. Hocam bizde zaten ücretsiz değil mi? Evet. Hastane ücretsiz, %10'u Türkiye nüfusunun genel sağlık sigortasının kapsamının dışında. %10'u. Bakın nüfusun %10'u deyince 5 milyonun üzerinde 10 milyona yaklaşan bir nüfustan bahsediyorum. Genel sağlık sigortasının kapsamının dışında. Birincisi ücretsiz olmadığı buradan ortaya çıkmış oluyor. İkincisi Türkiye'de
yine ne ister hani vatandaş o 5 dakikada biz sonuna geldik tabii tedavi şey, geldi çıktı gibi. Evet tedavi sürecinde katkı payı ilaçlar için değil mi? Katılım payı ilaçlar için. Tedavide %200'e ulaşan ek ücretlendirme, ilave ücretlendirme ve benzeri bunların hepsi sağlık hizmetini diğer ifadeyle cepten harcamaları azdıran, cepten harcamaları arttıran bir çerçevede. Bugün Türkiye'de vatandaş bunu artık öğrenmiş durumda. Çünkü özel sağlık hizmetleri son 20 yıl içerisinde bütünüyle değişti. Aks kamudan özele, kimi özellikli hizmetlerin sadece neredeyse özelde yapılabildiği, çünkü o hizmetleri veren hekimlerin de özel sağlık hizmetlerine kaydığı bir noktaya geldi. Yoğun bakım yataklarının şu kadarı özelde vesaire filan gibi bir tabii ki iradi yönlendirmeyle, sağlık otoritesinin, siyasi otoritenin yönlendirmesiyle, SGK ve benzeri ödeme sistemleriyle bu tarafa kaydı. O 5 dakikada ne ister? Karşısında bilgili bir hekim ister. Değil mi? Bilgili bir hekim ister. Ve kendi işini çözmesini ister. Hekimin buna vakti yok. Kamuda yok. Özelde de bir yanıyla yok. Ciro baskısı altında çalıştığı için. Çünkü özel sağlık hizmetleri hayır hizmetleri değil. Kar üzerine kurulmuş. Değil mi? Kuruluşlar bunlar. Her ne kadar şöyle yazsalar da sloganlarında bizim için önceliğiniz sağlık. Bizim önceliğimiz sizin sağlığınızdır filan. Ne oluyor? Kamuda da özelde de öyle. Hasta başvurduğunda önce ne yapılıyor? TC kimlik numarası girilerek, yasada da öyle yazıyor, müstahaklık sorgulaması yapılıyor. Neye müstahaklık? Sen sağlık hizmetini almaya müstahak mısın? Ne demek sağlık hizmetini almaya müstahak mısın? Yani borcun var mı senin? Prim borcun varsa değilsin. Müstahak değilsin. Borcun olmayacak. Primlerini ödemiş olman lazım ki sağlık hizmeti almaya müstahak ol. Yani hak et, müstahak kelimesini çok vurgulamıyor ama yasada geçen ifadesiyle öyle. Dolayısıyla o 5 dakikada nitelikli bir hekimle karşılaşmak istiyor. Kendi derdini anlamasını istiyor ve tedavisini. Fakat burada ciddi bir sorun var. Vatandaş da değişti. Vatandaş da toplam hizmet alma kültüründe bir değişiklik yaşıyor. Vatandaşın bir kısmı, yani gelen hastaların bir kısmı hizmeti tüketmek için geliyor. Bakın bir çare bulma değil de hizmeti tüketmek. Ne demek? Hematoloğa gittim, baktı. Nefroloğa gittim, baktı. Ona gittim, baktı. Ama hepsi baktı. Hepsi baktı, derdi yine duruyor ortada. Ama şu da bir mutluluk kaynağı olabiliyor. Bir tatmin kaynağı, sağlık hizmetinden beklendi. Hepsine gittim. Hepsine gittim. Oysa ki bizim baktığımız yerden hepsine gitmek değil, derdinin çaresini bulabilmiş mi? Gittiği yer bir şifa evi özelliği taşımış mı onun için? Bir şifanın yolunu açabilmiş mi? Temel ilgili olmamız gereken, hastanın da ilgili olması gereken şey bu. Ama bakıyorsunuz birden fazla yere, birden fazla kez gitmiş. Aslında sorunu çözememiş. Çözememiş. 2002-2022. 2022 rakamını bilmiyoruz ama 2020'ler diyelim. 2002'de 3 civarındayken, 2,5-3'ken yıllık hekime başvuru sayısı şu anda 9'larda 10'larda. Yılda bir kişinin hekime başvurma sayısı. Yani vatandaş kağıt üzerinde ya da fiziki olarak çok daha fazla hizmete ulaşabiliyor. Gidebiliyor. Böyle gözüküyor. Böyle mi? Yine vatandaşa gözüyle baktığımızda aslında vatandaş hizmetin 3 vatandaştan biri, 4'ten biri kesin, yani %25 kesin, %30'lar civarında hizmeti alamıyor. Nereden alıyor? Acilden alıyor. Türkiye'de acile başvuru çok artmış durumda. Dünyada %5 ile %15 arasında acil başvuruları olur denir. Türkiye'de %25'in üzerinde, %28, %30'larda. 100 milyonların üzerinde, 130-140 milyonların üzerinde yıllık acil başvurusu var Türkiye'nin. Neden bu kadar? Akıl dışı bir şey. Akıl dışı bir şey. Niye? Çünkü yine çalışmalar şöyle gösteriyor. Türkiye'de %14-15 civarında insan finansal gerekçelerle sağlık hizmetine ulaşamadım diyor. %30'a yakın bir kesim de finansal gerekçelerin yanı sıra vaktim olmadığı için diyor.
uzak olduğu için diyor, ulaşıma para ayıramadığım için dediği gerekçelerle %30'a 3 kişiden bir tanesi finansal ve diğer gerekçelerle yani hizmete ulaşamadığını söylüyor Türkiye'de. O zaman ne oluyor? Gündüz eğer gitmiyorsa, gündüz orada vakit kaybedemiyorsa şu ya da bu gerekçeyle acillere gidiyor. Acile gitmekten temel beklentine parasız olduğunu umut ediyor. Evet, kamu hastanelerinde parasız. Kamu hastanelerinde parasız, kamu dediğimiz şey. Özel hastaneler ise acil hastaları, hepsi için söylenemeyebilir, her vaka için söylenemeyebilir ama eğer bir maddi sorun da varsa genellikle kamu hastanelerine yönlendirmeyi tercih ediyor. Hem vatandaşın yararına diye düşündüğü için ama o nedenle çok sayıda dosya geliyor hekimler hakkında. Çünkü vatandaşın borcu olduğu için siz onu kamu hastanesine yönlendirirken yolda kaybedilebiliyor. Hı hı. Kaybedilebiliyor vatandaş. Özel hastaneler olabildiğince parası olmayan hastayı acilde de olsa tercih etmemeye yönelik bir sözlü ya da sözlü olmayan sözsüz bir öğretiyi yukarıdan aşağıya ifade ediyorlar. Dolayısıyla tercih edilmiyor acillere başvuran parasız hastalar doğal olarak. Doğal olarak dediğim yani sistemin doğası diye söylüyorum. Evet. Acillere başvuru tercih edilme gerekçesi dediğim gibi ücretsiz olması nedeniyle vatandaş tercih ediyor. Acilim ben diyor. Kendi hak görüyor. Ve mutlaka parasız olarak halledilmesini arzu ediyor oradan. Bir ikincisi de hızla hallediliyor işi. Hı hı. İşi hallediliyor. Çare bulunuyor mu ayrı bir mesele. Yani o anda bir reçete eline tutuşturuluyor. Oradaki hekim ağrısı arkadaş... diniyor belki biraz, belki başka bir şey oluyor. Evet ve sonuçta da bandajı bir şey... yapılıyor, bir şey oluyor. Ve bir şeye de ulaşıyor, bir reçete alıyor. Mesela gribal bir durumu var. Acile gidiyor. Aslında polikliniğe gitmesi gerekir ya da aile sağlığı merkezine daha iyisi evet, gitmesi gerekir. Ama aile sağlığı merkezine gitmiyor. Akşam gece yarısı gidiyor. Ateşim var diyor. Ateş acilin bir indikasyonu mudur? Evet olabilir. Acilde. Acilde orada hemen yeşil alan hastası aslında belki o. Değişik alanlar var ya yeşil, kırmızı falan neyse. Orada onun işi halledilmiş oluyor bir biçimde. Bir saatte, iki saatte her neyse. Ama bunların hepsi bir sistemsizlik olduğu için, acile hasta yığıldığı için acil hastalar, yine hasta ne bekler o 5 dakikada, acil hastalar gözden kaçabiliyor. Bu hastalar yığılıyor. Bunlarla gerilimler yaşanıyor ve oranın kendisi de şiddet üreten bir ortam oluyor. Yani hasta aslında o 5 dakikada şiddetin de ister istemez bir aktörü olabiliyor. Herhalde hastaların bir kısmı için gideyim de bir hekime saldırayım bilinciyle, nadir de olsa böyle örnekler söylenebilir ama gitmiyor diye düşünelim. O ortam doğuruyor. Ama eskiden de vardı böyle bir şey doğurmuyordu. Toplamda yönetilen ve yönlendiren bir ortam şiddeti ve şiddet uygulayabilme tırnak içerisinde hakkını ya da özgürlüğünü de o hastaya tanımış durumda. Bunların hepsi çok tehlikeli sözcükler. Onun için hepsini tırnak içerisinde söylüyorum. Hı hı. Böyle bir hak da yok, böyle bir özgürlük de yok. Bu tümüyle kabul edilemez bir şey. Ama oluşturulan sağlık sistemi içerisinde bu tür videolar yansıdı zaten hani sosyal medyaya da. Evet böyle bir hakkımız var artık diyor vatandaş. Hekimler eğer veriyor. İstediğimiz işi yapmazsa biz de bunu yaparız diyor. Nedir dedik yine vatandaş açısından? Bir, hizmete ulaşamıyor %14-15 insan finansal gerekçelerle. Ek gerekçelerle %20'lere aşan, %30'lara yaklaşan hizmete ulaşamama hali var. Genel sağlık sigortası kapsamı içerisine girmeyen bir 10 milyonluk, 10 milyona yaklaşan 5 milyon üzerinde bir kitleden bahsetmiş durumdayız. Dolayısıyla bunlar o vatandaşın çaresizlikleri içerisinde. Artı vatandaşın kültürel alışkanlıkları, sağlık hizmeti alışkanlıkları da değişti diye söylemiştim. Evet o da bir biçimde kendini bir kısmında hizmeti tüketen biri olarak görüp doktor doktor, hastane hastane gezmeyi eğer olanakları da varsa, olanakları varsa, vakti de varsa bir şey olarak değerlendirebiliyor. Sağlık hizmetine ulaşma olarak değerlendirebiliyor. Ulaşma temas olarak var ama çare ve çözüm olarak ne yazık ki olmuyor. Ne var başka vatandaş açısından? Sağlık bütçesinin meselesi var. Türkiye'de sağlık bütçesi toplam gayri safi bilmem ne hasılanın %5'lerine çakılmış kalmış durumda. O civarda seyrediyor. Bunların içerisinde de harcanan parayı yine vatandaş da kaybetti.
Hepimiz kaybettik, toplum olarak kaybettik. Bütçeyi de bilemiyoruz artık. Bütçeyi denetleme hakkını da vatandaş kaybetti. Çünkü bütçe eskiden ne kadar şeffafsa onu da yitirdi. Eskiden var olanda. Şimdi çok farklı yollardan ulaşılamaz defansların konduğu bir bütçe politikalaması söz konusu. Örneğin şehir hastaneleri. Şehir hastanelerine kaç para gidiyor? Nereden harcanıyor? Ne veriliyor? Hele de dövize endeksli bir noktada olduğunu bildiğimiz için, değil mi? Bütçeyi de kemiren, sağlığa ilen bütçeyi de kemiren bir ana aktör durumuna gelmiş durumda. Yine bir hem hekim hakkı hem hastanın hakkı ve elinden alınan bir şey olarak sağlık uygulama tebliğini söyleyebiliriz. SUT dediğimiz bir şey var, sağlık uygulama tebliği diye. Sağlık uygulama tebliği hekimlerin klinik özelliklerini, yani karşısına gelen hastanın ihtiyacı olanı bilgi ve görgüsü çerçevesinde uygulamasını sınırlayan, deyim yerinde ise hekimliği yönlendiren ve hekimin ne yapması gerektiğini söyleyip hekimi o dar kalıplara sokan bir hasta hakkı gaspına da yönelen bir tebliğe dönüşmüş durumda. Ya da seyri böyle gitti ve bu noktada. Dolayısıyla bunların yaşandığı bir noktada, bir şeydeyiz, andayız. Çok basit örnekler gibi gözükebilir ama örneğin şu anda çocuklar, diyabetik çocuklar sensöre ulaşabilme şansına sahip değiller. Dolayısıyla bunları kendi ceplerine sürekli parmağınızın delinme meselesini düşünün. Ve bunun artık teknik olarak aşıldığını, teknolojik olarak aşıldığını bildiğinizi ve kamunun, devletin bu hakkınızı bütün hepiniz için güvence altına almadığını düşünün. Bu da kaybedilmiş bir hak, aslında olması gereken bir hak. Türkiye'nin toplam prim toplama, sağlık alanında, genel sağlık sigortası içerisindeki kapsamı aslında bunların hepsini karşılayabilir. Katkı katılım payı ödemeksizin finanse edilebilir bir şansa sahip Türkiye. Ama ne yazık ki genel sağlık sigortası için toplanan paranın bir kısmını diğer sigorta başlıklarına, yasasına da, mevzuatına da aykırı olarak aktarıyor. Dolayısıyla hastalar aslında, vatandaş bu hakkını da kaybetmiş durumda. Ve sonuçta bir müşteri pozisyonuna indirgendiği, yükseltildiğinde, nasıl düşünürseniz artık de düşünüldüğünde, evet, hasta olmaktan çıkıp bir müşteri konumunda. Müşteri olmak bir kazanç mıdır? Bunu hakikaten vatandaşın değerlendirmesi gerekiyor ama bizim baktığımız yerden bir sağlıkçı bakışıyla bu bir kazanç değil, bir kayıp aslında. Müşteri hakları başlığı altına girmek yerine hasta hakkı kapsamı içerisinde ve hekim, sağlıkçı hakkıyla da çatışmayan, çelişmeyen bir hak olarak, birbirini tamamlayan bir hak olarak düşünmek lazım. Başka neyi söyleyebiliriz? Toplumun da kaybı aynı zamanda. Aşırı uzmanlaşma, hekimlik alanında yaşanan şey, hastaların da bir kaybına yol açıyor. Hastayı bir bütün olarak ele alan, bütün verilerini, sorunlarını bir bütün olarak ele alan hekimden yoksun aslında hastalar. Gidiyor, ne diyor? Mideciye gittim diyor. Gastroenterolog oluyor. Böbrek nefrolojiye gittim diyor. Ama kardiyoloğa gidiyor. Ayrı ayrı parçaları hakkında fikir sahibi olan hekimlere ulaşmış oluyor. Hastayı bir bütün olarak ele alan hekim şansını, genel dahiliyeciyi yani, Türkiye kaybediyor. Dahiliyeci sayısı azalıyor. Çünkü hekimler de daha korunaklı tıp yapmak için, demin o defansif tıp diye bahsetmiştik, uzmanlaşmayı, daha dar alanda daha çok bilgi sahibi olmayı tercih eder oluyorlar. Bunun kimi olumlu yanları var gözükmekle birlikte aslında kaybeden burada yine hasta oluyor. Öyleyse ki her hastanın bir bütün olarak değerlendiren, ona ele alan bir hekimi olması gerekir. Yine idealize edilmiş biçimiyle, ki olması gereken de bu. Aslında birinci basamaktaki hekimi böyle yaklaşması beklenir ya da genel dahiliyecisinin. Çok fazla tetkik isteniyor dedik. Hasta evet. Da istiyor. Hasta da istiyor. Bakın cümleyi ben bile nasıl hatalı kurmuş oluyorum. Hasta da istiyor. Hekim de istiyor demek ki. Hekim de istiyoru söyledim. Çünkü hekim de en kısa sürede ya bir MR çekilsin gelsin de bakalım neyi varmış. Oysa ki belki kendi bilgisi, görgüsü ve daha hastaya vakit ayırarak alacağı daha iyi bir
öykü ve daha iyi bir muayene ile tanıya yönlenmiş olabilecek. Hastayı gereksiz yere bir BT, MR ve benzeri tetkiğe yollamayabilecek. Ama hem kendisini korumak için hem de daha kısa sürede yapmak için yolluyor. Hasta da gidiyor. Sıklıkla hastanın cebinden para da gidiyor bu işler için. Çünkü daha kısa sürede yapılması gerekiyor kimi zaman. Hasta da böyle istiyor, hekim de böyle istiyor daha kısa sürede olsun diye. Buradan da yine tıbbi endüstriyel kompleksi mutlu, memnun ettiğimiz bir süreç olarak yaşamış oluyoruz. Hasta, hekimler için söyledik, hastalar için, toplum için de söyleyeyim. Bilimden uzaklaşma hali. Bilimden uzaklaşma hali. Toplamda evet laiklik, seküler diyebiliriz. Yaşam biçimlerinin yitirilmesi. Bir bütün olarak toplumsal, kolektif akılda bilimle olan mesafenin açıldığını, uzaklaştığını gösteriyor. Yani geçmişe, tarihe atıfta bulunursak hani aydınlanma eğer aklın ve bilimin ve bu dünyaya ait kavramlar üzerinden kanıta dayalı olarak konuşma diye çok kabaca ifade edersek, bir yaşam mı kavrama dersek, giderek karanlığa, bilimden uzaklaşan ve bilim dışı yöntemlerle çözüm üretmeye yönelen ve bunun için de para harcayan, piyasanın içerisinde bu imkanları sunan bir sağlık ortamı tesis edilmiş durumda. Bilim dışı yöntemlerle sağlık hizmetlerini alabilen, işte bu cümlenin kendisi de tartışmalı, sağlık hizmetini alabilen değil, bir türlü çare arayan bir noktaya giderek daha fazla ulaşıldığını görüyoruz. Bu farklı anlarda, farklı biçimlerde aşı tedirginliğinden aşı karşıtlığına uzanan bir yelpazede, ki aynı şeyler değil, bir genişliğe ulaşabiliyor. Burada da yine kamu otoritesinin, kamunun otorite olarak aslında bilgilendirme eksikliği ya da yanlış bilgilendirmelerinden, yönlendirmelerinden ortaya çıkan... Ya da yanlış kişileri örnek alıp ekranlarda ya da basın organlarında bunlara yer vererek evet. Yanlış şeylerin halka aktarılması da büyük etkiler sanırım. Evet. Bu da ne? Bu da yine belki medyanın da piyasalaşmasının ve daha fazla piyasada daha değerler ve topluma karşı sorumluluktan yoksun bir medya şeyi. Her şey o kadar birbirine bağlı ki işte. Yani birinden birini koparsanız. Bunu belki hekim olarak biz medyayı buna yönlendiriyoruz. Medyada buradan daha fazla belki ilgi gördüğünü düşünerek o da o tarafa yöneliyor. Ve benzeri birbirini besleyen. Farklı bir şey söylesin insanlar diye böyle bir. O farklı söylem içerisinde olan insanı arayışı içerisinde bu medya dünyasında. Ama o farklı söylem içerisinde olan insan doğru mu söylüyor? Bunun şeyinde değiliz. Sadece farklı ilginç bir şeyler söylesin diye. O yüzden işte bizim DNA'larımız şöyle olduğu için işte korona bize, Covid bize ulaşmaz diyen insanlar böyle daha çok ekranlarda oluyor. İşte aşının önüne geçecek bir sürü söylem gerçek dile getiren insanlar ekranlarda yer alıyor. Yani bu şeyin karşısında çok büyük bir gücün karşısında doğru söylemimiz etkisiz kalıyor belki de. Etkisiz kalıyor. Daha zayıf mı? Aslında bilimsel açıdan değil. Ama bir açıdan bir zayıflığı var ki karşılık bulmuyor. Ne açıdan zayıflığı var bu doğru söylemin? Doğru söylemin zayıflığı ne? Bir cazibe oluşturamıyor. Cazip bir şey mi olmak zorunda? Hayır. Ben buradaki temel sorunun aslında yukarıdan aşağıya bir yönlendirme meselesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani niye ilginç bir şey bulmak zorundasınız? Niye farklı bir şey bulmak zorundasınız? Çünkü değil mi, piyasanın gerekleri bunu herhalde zorluyor. Oysa ki piyasaya düşmemek gerekiyor. Piyasaya evet. Düşmemek evet. Gerekiyor. Ne medyayı ne kamusal hizmetleri piyasaya düşürdüğünüz andan itibaren böyle bir riski söylemlerimizi de bir ambalajlayıp böyle evet. Güzel süslü şeylerle sunmamıza gerek yok. Doğrunun ambalaja ihtiyacı yok belki de. Evet. Yani. Öyle yine vatandaş neyi kaybetti? Üreme sağlığı hizmetlerini kaybetti. Yani eskiden daha şey adlandırmalarıyla da söylesek aile planlaması ve benzeri denilen hizmetler vardı değil mi? Örneğin bugün Türkiye'de kürtaj olabilme hakkı, kürtaj hizmetine ulaşabilme açısından kadınların durumu nedir sorusu ciddi bir soru işaretidir. Çok ciddi değil yani, mi? Evet. Kaybetti bunu. Niye kaybetti? Nasıl kaybetti?
Bunun da tabii 20-30'lu yıllara ulaşan bir öyküsü var. Ama kaybetti. Düne göre bunu kaybetti. Kadınlar da kaybetti. Başka yine hani doğum meselesiyle ilgili ama sezaryen meselesi. Aslında özel bir örnektir. Dünyada yine sezaryenin işte %15'leri geçmemesi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yanılmıyorsam söylediği rakam budur. Türkiye'de sezaryen nedir oranı? 2002'lerden itibaren bakın 96'lardan itibaren artmaya başlamış ama 2002-2003'ten sonra sezaryanı da asla istemeyen, hani görüldüğü yerde katli vaciptir gibi neyse, yani sezaryen olmasın diye çırpınan bir hükümete, bir politik iradeye rağmen Türkiye'de sezaryen oranları %50'nin üzerinde. %54'ler falan diye hatırlıyorum ya da %50'nin üzerinde. Niye? Vatandaş neyi kaybetti? Neden sezaryana bu kadar aşırı bir yönelim var? %15'ler, %20'lerken Türkiye'de %50'leri geçiyor. Bu da yine sağlığın piyasalaşmasından güven yitimine, vaktin nasıl yönetileceğine, hekimlerin vakti yönetme konusundaki alışkanlıklarından gibi gibi bir sürü faktöre, ama toplamda bence sağlıkta dönüşüm programına bağlanabilecek bir gerekçe. %50'leri aşması. Yani sağlıkta dönüşüm programını uygulayanlar istememelerine rağmen kendi uyguladıkları programla sezaryanı da bu kadar arttırmış, patlatmış durumdalar. Kürtajı söyledik bir özel alan olarak ve şey olarak. Tabii tüm bunları sağlığı sadece bir tedavi edici hizmetler boyutunda konuşuyoruz. Anlaşılırlık ya da daha kolay anlaşılsın diye ama sağlık ezber olarak dersek sosyal belirleyenleriyle ama aslında üretim ilişkileri, üretim güçleri, bunlar arasındaki ilişkileri de hepsini göz önüne aldığımızda belirleyen eşitsizliklerle açıklanabilecek bir faktör ya da sağlıksızlık. Bir başka soruyla birleştirebiliriz. Kim hasta ediyor bizi? Bir ne hasta ediyor bizi var? Hava ediyor, su ediyor, değil mi? Sağlıksız su, sağlıksız hava. İyi de niye hava sağlıksız? Niye su sağlıksız sorusuna da cevap aradığımızda o zaman bir kim, bir özneye ihtiyaç var. Kim hasta ediyor bizi? Bizi hasta eden bir sistemin içerisindeyiz. Hastalar aslında bir biçimde duyarlılar. İnsanlar yani. Toplum duyarlı. Baktığınızda herkes sağlığına duyarlı gibi gözüküyor. Temiz hava diyor, temiz su diyor. Ama duyarlılığı siyasallaştıramıyoruz. Duyarlılığı siyasallaştıramayınca da neyin hasta ettiğini bilen ama ona müdahale etmeyen insanlar oluyoruz. Kim hasta ediyor bizi sorusunu sormamış oluyoruz. Aslında hastalar ve bir bütün olarak toplum olarak da bunu kaybettik. Yani bu bütünlüklü soruyu kim hasta ediyor bizi? Çünkü birileri hasta olmamız üzerinden ve sonra da sağlıklı olduğumuzda neyse gündelik işlerimizi götürebilecek bir sağlık düzeyinden bahsediyoruz. Onu korumak için daha fazla bize para harcatmaya yönelik bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. O zaman kim hasta ediyor bizi sorusunu da kaybettirmemek, hatta onu görünür kılıp o özneye yönelik bir faaliyete ihtiyaç var. Bizi kim hasta ediyorsa, bundan kim kar elde ediyorsa, kim çıkar elde ediyorsa bu işteki ana sorumlu bu demektir. Aslında bu kelimeyi, bu cümleyi toplum yani insanlar sıkça birbirlerine her gün kullanıyorlar. Evet. Yani tırnak içinde söylüyorum. Evet, hasta başka bir cihaz anlamıyla. Diye kullandıkları bir şey var ama gerçekten soruyu hedefine doğru sormak lazım belki. Yani bizi kim hasta ediyor? Evet. Çünkü bu işte olağan dışı olaylarda yaşıyoruz değil mi? Şu anda çok üzücü bir olayın ardına konuşuyoruz. Bir Bartın'daki Grizu patlamasının ardına konuşuyoruz. Bir katliamdan sonra konuşuyoruz. Ve bir cümleyle yine konuşuyoruz. Bunun bir izahı var. Kader planı denen bir izahı var. Ben de toplumun bir başka soruyu kaybetmemesi gerektiğini söylüyorum. Kim hasta ediyor bizi? Kim bu Grizu patlamalarına yol açıyor? Biliyoruz ki bu Türkiye'deki toplam iş kazaları, doğru adıyla söylesek iş cinayetleri, ölümlü. Yani iş cinayeti deyince iş cinayeti evet ölümlü kazalar Avrupa ortalamasında birinciyiz. Dünyada birinciliğe oynuyoruz ya da birinciyiz.
sonuçta hakikaten kim sorusunu sormak durumundayız. Kim hasta ediyor bizi? Kim bizim sağlığımızı, kazaları, iş cinayetlerini bu kadar olmasına imkan veren bir üretim sürecini hızlandıran bir zorlamayı yapıyor? Bu soruları kaybetmiş durumdayız. Bu soruları örgütlü bir biçimde sormuyoruz. Çünkü sağlıklı toplum, örgütlü toplum diye bir ezberimiz var. Çok inanıyorum bu ezberi, hani ezber diye olumsuzlama anlamında değil. Evet, sağlıklı toplum, örgütlü toplum. Örgütsüz olduğumuz, hekimlerin biraz önce söylediğim parçalanması gibi toplumda da bir parçalanma hali var. Bir taraf olma, karşı karşı, aynı çıkar grubundakilerin, aynı pozisyondakilerin, birlikte olması gerekenlerin ayrıldığı bir tablo yaşıyoruz. Bunlar hep sağlıksızlık belirtileri. Sağlıksızlık belirtileri. Bu soruları yitirdiğimiz için de daha fazla sağlık hizmeti tüketmemize rağmen daha sağlıklı bir Türkiye olamadık. Çünkü beklenir ki 2002'den başlatırsak öyküyü, bu hükümet, bu parti döneminden, isterseniz 1980'lerden alıp dünya ölçeğinde Dünya Bankası'nın müdahil olup, hop bir dakika ya, sağlık ve eğitim gibi iki alan var. Bu alanlar niye ücretsiz? Tabii ki bunlar da ücretli olmalı. Bunlar da piyasaya açılmalı dediği ve o iradeyi kullandığı andan sonra başlayan serüvene baktığımızda ne dünyada insanlar ne de özel olarak Türkiye'de daha eğitimli değiliz, daha sağlıklı değiliz. Öyle değil mi? Oysa daha fazla kalite lafını kullanıyoruz. Daha kaliteli. Kaliteli olması için daha fazla kurallar konmuş durumda. Ama toplamda bakıyoruz. Bir yaş nedeniyle söylediğimi zannetmiyorum bunu. Genç kuşakların, toplam olarak söylüyorum. Yoksa tek tek düne göre çok farklı imkanlarla yetişen, çok üretken, yetkin insanlar olabilir ama toplamda daha az kültürlü, daha az eğitimli, daha az sağlıklı bir Türkiye insanı, Türkiye'de bu topraklarda yaşayan insan profilini görüyoruz. Daha kaliteli kavramımız herhalde daha çok kelimesiyle özdeşleşmeye başladı galiba hocam. Hani bu kalite açıklamamızın karşılığında bu daha çok kelimesi yer almaya başladı işte. Evet. Hani daha işte daha çok daha fazla tıp fakültesinin açılması, daha fazla üniversitenin açılması. En büyük. Hani en şey, büyük hastane. En büyük Türkiye'de. En büyük, evet, en büyük, şu anda dünyanın en büyük üniversitesi, sağlık bilimleri üniversitesi denilen bir üniversite kuruldu. Yani akıllara seza bir şey. Kaç tane tıp fakültesi var bünyesinde, kaç tane hastanesi var falan filan. Böyle şeyler oldu. Evet, en sözcüğü de buna eklenmiş oldu. Evet. En büyük, en iyi, en kaliteli, en düzgün filan ama toplamda daha sağlıksız bir Türkiye var. Bu sağlıksızlık eşitsizliklerin de artmasıyla belgelenmiş durumda. Türkiye'nin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında baktığınızda evet eşitsizlikler artmış durumda. Sağlık açısından eşitsizlikler artmış durumda. Aşılama açısından eşitsizlikler, yaşına uygun çocukların aşılanması, bağışıklama hizmetleri açısından artmış durumda. Hizmete ulaşma açısından artmış durumda. Eşitsizliklerle karakterize bir vatandaş hali var. Yani o girip 5 dakikalık muayene meselesinde evet karşımıza gelen kişi sıklıkla da toplam Türkiye şeyine nüfusuna baktığımızda yoksulluk ve yoksunluk içerisinde bir kişi karşımıza gelen. Dolayısıyla aslında bir sağlığı iyileştirmek için gerekli asgari koşullardan da yoksun ve maddi anlamda da yoksul birisi. Sağlıklı bir konutta oturmuyor, yeterli ve dengeli olarak beslenemiyor, bir işi yok. Doğal olarak onunla da irtibatlı olarak ruh sağlığı açısından da sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya ve bunların hepsine eklendiği evet Türkiye'de çocuğundan, gencinden, yaşlısına, kadınla sağlıksız bir Türkiye nüfusu var. Ve bu nüfus üreme sağlığı hizmetlerine ulaşmaktan, tanı konup tedavi için adım attığında da bir riskle karşı karşıya. Biz buna medikal yoksulluk tuzağı diyoruz. Tıbbi yoksulluk tuzağı. Temin söyledim, Türkiye'de işte 5 milyon üzerinde 10 milyona yakın insan genel sağlık sigortası dışında. Ne yapıyor bu kişiler? Çok zorunlu kalmadıktan sonra sağlık hizmetine gitmiyor. Çok zorunlu kalmak ne demek? Artık tedavisi daha zor olan
ve daha pahalıya mal olacak bir hale gelmiş olmak demek. O halde gittiğinde de ne yapıyor? Elinde neyi varsa satıyor vesaire ediyor, bulup buluşturup ya kendisinin ya çocuğunun tedavisi için harcıyor. Dolayısıyla düne göre daha da fakir hale geliyor. Buna medikal yoksulluk tuzağı deniyor. Türkiye'de de bu tuzak kurulmuş durumda. O girip 5 dakikada muayene olma şansını kullanmak isteyen kişi için. Orada girdiğinde daha da yoksullaşarak çıkmak durumunda. Niye? Çünkü ona önerilecek bir tedavi var. Daha iyi beslenmesi, ne güzel onu yapsın. Ama onunla sınırlı olsa keşke. Değil. Şu ilaçları almak, şu ilaçları kullanmak, şu ameliyatı olmak, giderek daha zor ve daha pahalı bir işlemi almak. Hem de çok gecikmeden. Çok gecikmeden nerede? Kamuda olamadığına göre o zaman özelde. Cepten harcayarak, daha fazla harcayarak ve o yoksulluk girdabına daha fazla girip orada hareket ederek. Yani bu 5 dakika ile ilgili bir ya belki yani sohbetimizin sonlarına doğru gelirken şunu şöyle bir şey kullanmak doğru olur mu bilmiyorum. Sistem hastalara süre almasının daha fazla kendini süre alması için sağlığı daha fazla özelleştiriyor gibi. Bir noktaya mı getiriyor acaba? Yani o 5 dakikadan çıkıyorsunuz, siz varınızı yoğunuzu harcayarak o siz hani sizi dinleyecek süreyi, doktorun sizi dinleyecek süreyi alaması için özele yönlendiriyor ve hem daha fazla süreye birazcık sahip oluyorsunuz ama daha fazla para harcıyorsunuz. Evet. Aslında kesinlikle orada bir ilk başvuruyla bu tuzağın içerisinde ve o sistemin içerisinde çekilmiş oluyorsunuz. Evet. Çünkü hani denir ya kapitalizm gölgesinden yararlanamayacağı ağacı keser filan gibi. Dolayısıyla tedavici hizmetlere başvurmayan herkes de aslında kaybedilmiş bir para olarak sistem tarafından değerlendiriliyor. Dolayısıyla onları bir biçimde sokup sonra ondan sonra da evet yönlendirmek, özele yönlendirmek vesaire. Şehir hastaneleri aslında bir biçimde hani özel bir öykü, özel bir öykü. Çünkü şehir hastaneleri için bir sürü birçok kamu hastanesi kapatılıyor. Hı. Kapatılıyor. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Ankara'da yaşayanlar için bilinir. Onun kapısında yapılan bir eylemde kapatılmasın diye orada yaşayan, o hastaneden hizmet alan bir kadının söylediği ifade. Yoksulun hastanesini zenginin ayağına götürüyorsunuz dedi. Hmm. Şehir hastanesinin Sami Ulus'un kapatılması için. Yani bu benim ayağımda bu hastane. Yoksullar gidiyor bu Sami Ulus'a. Sen bunu şimdi buradan alıp başka bir yere götürüyorsun. Yoksulun hastanesini zenginin ayağına götürüyorsun diyen bir cümleyle kendi şeyini. Bu aslında sağlık hizmetlerinin de çelişkilerinden biridir zaten. Tersine hizmet diye. En fazla ihtiyacı olan değil, en fazla ihtiyacı olmayanlar hizmete daha kolay ulaşabilir. Oysa ki olması gereken akılcı, rasyonel sistem nedir? En fazla ihtiyacı olanlar en kolay hizmete ulaşsınlar. Ama hayır, tam tersini işleten, tam tersini algoritma olarak yürüten bir sistem içerisindeyiz. Dolayısıyla evet, vatandaş artık bir müşteri haline gelmiş durumda. Hasta olma statüsünden müşteri olma statüsüne geçmiş durumda. Sağlık hizmetini bir çare, bir şifa bulmaktan çok tüketmek için kullanan bir durum içerisinde. Eskiye göre daha fazla harcayan, genel sağlık sigortası kapsamı dışında olmayan ciddi bir nüfusun olduğu bir tablo içerisinde ve düne göre daha kötü beslenen, daha sağlıksız bir Türkiye nüfusu var. Bu gencisi için, kadını için, çocuğu için de geçerli. Ve buradan da sağlıklı bir toplum çıkmıyor. Hepsi de tabii örgütsüz bir toplumla da birleşince şu anda içinde yaşadığımız tabloyu görüyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen onları da alayım. Ondan sonra sohbetimizi 5 dakikanın üzerinde bir söylem gerçekleştiriyoruz ama ben çok değerli, çok güzel bir sohbet oldu benim için. Evet. Umarım izleyenler de aynı düşüncede olacaklardır. Eklemek istedikleriniz varsa onları da almakta mutluluk duyuyorum. Evet, aslında hekimler için söyledim umut sözcüğünü. Öyle bir cümle deyiş de var. Sağlığı olmayanın umudu, umudu olmayanın da hiçbir şeyi olmaz diye. Aslında toplum için geçerli bir şey değil mi? Sağlığınız olacak ki umudunuz da olsun.
sağlığımızı yitirdiğimiz ölçüde umudu da yitiriyoruz. Bu umut meselesini hakikaten önemsiyorum. Bunun kolektif bir çabayla yeniden yeşertilebileceği kanaatindeyim. Ama yine umutla sevdiğim bir deyim daha var. Sahte umutlarla gerçek felaketler arasında yaşıyoruz diye söylenmiş. Evet, sahte umutlar da çok sıkıntılı. Yani illa umut deyince evet, sahtesi çok tehlikeli. Sahte umutlarla gerçek felaketler arasında yaşıyoruz. Sahte umutlara düşmeyecek kadar da bir akla ya da bir yol göstericiliğe de ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Umarım önümüzdeki süreç hep birlikte böyle değerlendirebileceğimiz bir seyir izler. Umarım. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Tekrar ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun.